Yani her şey o kadar yolunda gidiyor ki. Nazar değecek diye ödüm kopuyor. Sen sevmişsin o işi. O yüzden fazla nazlanmadan kabul et bence. Aa, hiç düşünmeden evet diyorsun yani. Biz İstanbul'a niye geldik Cihan? Hı? Sen zaten böyle bir iş istiyordun. Yani bu da tam senin istediğin gibi bir iş. Hem kızlar için de iyi bir fırsat bu. Kızlar dedin de sen Zeynep nerede? Zeynep az önce aradı. Aksellere gitmiş. Aksel'e destek olmak için. Aferin, iyi yapmış ona. Ya sen ne yaptın peki bugün? Ben? Eski karını ağırladım. Nasıl? Öyle işte, barışmaya gelmiş. Kadın insanı delirtir, yemin ediyorum bak sana. Bu kadın insanı delirtir yani. Tamam, bir şey olmadı, tamam. Bana da geldi aynı şeyler söyleyerek. Ama inanmıyorum işte, ben samimiyetine inanmıyorum. Rahatsız etmek için yapıyor, biliyorum yani. Cihan'cığım, hadi gidelim biz güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Hadi. Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana şimdi? Senin ne var? Ya Cihan, kusura bakma, seni rahatsız ettim ben ama. Evet, ne var? Ya benim birazcık sancım var da. O yüzden endişeleniyorum. Yani şimdi doktora gitmek istiyorum ama... Tek başıma da gitmek istemiyorum. Sen ne rica etsen bana yardımcı olur musun? Tülin, hiç müsait uygun değilim. Hiç müsait değilim. Melis nerede? Melis Aksel'lerde. Yani arkadaşlarıyla ona destek olmaya gittiler. Yok mu arayabileceğim başka kimse? Hı? Gerçekten yok. Sadece korkuyorum yani. Konu bebek olmasaydı seni asla rahatsız etmezdim zaten. İyi tamam, ben içerisine bakacağım, kapat. Can. Teşekkür ederim, kusura bakma, olur mu? Tamam, tamam. Yani... Tamam. Sana cezası. Şşş, tamam, sakin ol. İnadına yapıyor, yemin ediyorum sana. Rahatsız etmek için inadına yapıyor. Peki ya öyle değilse? Ya gerçekten bir şey olduysa? Sonuçta o senin çocuğun değil mi? Sonradan vicdan azabı duymayacak mısın? Bak, ben eve gideyim, sen Tünin yanına git, tamam mı? Ne münasebet canım? Sabaha kadar orada bekleyecek halim yok ki. Giderim, bakarlar, ondan sonra da biz gideriz, yemeğimizi yeriz, hadi. Hadi gel. İyi, tamam. Yine ne yapmıyorsa adam değilim. Cihan'cığım tamam, sinirlenme. Sakin ol, olan oldu artık. Bazen ben bu hale nasıl düştüm diye düşünüyorum valla. Oh. Ay pardon, alışkanlık. Ay nasıl yağmur birden bastırdı. Hiç hayret bir şey. Ay. Ay şaka gibi, nasıl yağıyor? Çok bekletmedim ben sizi değil mi? Yok canım, olur mu? Bizim görevimiz zaten beklemek. Yok, sen kızmışsın bana. Ya kadıncağızı da sürüklemişsin, kusura bakma Demet'ciğim. Yani böyle bir anda tabii böyle sağ kasımdan bir ağrı girdi. Tabii endişe duydum da o yüzden. Neden onu da bilmiyorum. Senin bir fikrin var mı? Vallahi hiçbir fikrim yok dün yani. Hastaneye gidince belli olur neden oldu. İnşallah önemli bir şey değildir yani. Gerçekten insan korkuyor. Ay çok özür dilerim. Koltuğu birazcık öne çekebilir misin rica etsem ya? Çok teşekkür ederim. Makyaj tazelediğine göre gayet iyisin bakıyorum da. Yok, iyi değilim. Ama şimdi bir gazeteciye falan rastlarsak kötü görünmek istemem. Yani çocuğunun, bebeğinin sağlığından yarın gazetede çıkacak fotoğrafın durumu daha önemli tabii. Tabii ki çocuğum daha önemli. O yüzden buradayız zaten. Ama sen de gayet iyi biliyorsun ki ben yüzümle para kazanıyorum canım. Aha. Melis nerede? Söyledim ya. Ben bu gece gezmelerinden hiç haz etmiyorum. Bir konuşacağız onu zaten.
Ne yapacaksın? Yani başında babası olmayınca elimden bu kadar geliyor. Her şeyi anlatsaydım. Belki sevinirdim. Çocuk dinlerim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sen sandın. Sonra konuşalım. Şişt. Kendi aramızda konuşmuyoruz. Karavanda kaldığın geceydi değil mi lan? Tabii ya. Fırsatçının biri seni takip etti. Şu pistekilerden biri miydi? Hangisi? Cihan Hoca arıyor. Al. Senden yamuk beklemiyorum nasıl olsa. Efendim babacığım. Neredesin sen Melis? Şeydeyim, Aksel'lerde. Ama annemin haberi var, merak etme. Aksel'in evini aradım, yoksunuz orada? Çiftlik evindeyiz çünkü, o yüzden. Zeynep yanında mı? Zeynep? Hı, o da benimle birlikte. Bugün burada kalacağız, yani... işte Aksel'le Begüm'e destek olmak için geldik. Neden acaba en son bana haber veriliyor böyle şeyler? Özür dilerim babacığım ya. Yani bir daha olmaz böyle bir şey, tamam mı? İyi peki, tamam. Bundan sonra bana sorulacak. Önce, tamam? Tamam, söz. Görüşürüz. Tamam. Aksel'in çiftlik evindelermiş. Zeynep de yanındaymış. Orada kalacaklar. Cihan. Cihan. Bir saniye bakar mısın ne olur? Bu beni garson falan sanıyor valla. Ufuk. Buyurun Seyman. Bizim Kartepe'deki evi biliyorsun değil mi? Tam olarak bilmiyorum Sayın Hanım. Ha evet, sen yoktun o zamanlar. Neyse, biz yola çıkalım, ben sana yolda tarif ederim. Tabii efendim, buyurun. Ay, inşallah kötü bir şey çıkmaz yani. Çıkmayacak zaten. Sen hala bana inanmıyorsun değil mi? Hastaneye geldik Tülin, daha ne yapabilirim ben sana? Ay bir şey söyleyeceğim, boğazım o kadar kurudu ki bir su uzatır mısın bana, ne olur? Çok teşekkür ederim canım, sağ ol. Çok soğukmuş. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Merhaba. Tülin Hanım, testlerde bir şey görünmüyor. Muhtemelen psikolojik bir şey yaşadınız. Tabii ben yine de bir ultrasonla bakalım derim. Önlem olarak da sizi bu gece hastanede misafir ederim. Riske atmayalım. Bir şey yok dediniz, gerek var mı buna? Yani siz bilirsiniz. Ben riske atmayalım derim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Öyle yapalım. Bence öyle ya. Sen kal burada, ben eve gideyim. Hem çocuklar falan gelirse, evde kimse yok zaten. Cihan'cığım, ne diyeceğim? İstersen sen de gidebilirsin yani. Sorun değil. Ne yapayım ben böyle?
tek başıma yalnız kalırım yani. Ben bu kadınla kalmak istemiyorum. Cihan'cığım, sonuçta senin çocuğun için buradayız biz. Başka bir şey için değil. Hem hayatım bak daha bizim çok gecelerimiz olacak yemek yemek için, tamam mı? Demet'ciğim, görüşürüz. Cihan. 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 Bir bakar mısın? Çok pardon hayatım ya. Şu çantamı uzatabilir misin? Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.